Evet, acılarımız çoktu ama biliyorduk ki Allah'tan geldiği için acılara dayanmak zorundayız. Yani güçlü oldum. Her şeyi güzel gördüm, her şeye güzel baktım. Bu da geçer dedim.1940 senesinde Diyarbakır Ali Paşa mahallesinde dünyaya geldim. Ondan sonra orada burada büyüdük işte artık. Askere gittik, askerden geldik, evlendik. Çoluk çoluk sahibi olduk. Elhamdülillah yani üzüleceği hiçbir şeyim yok. Hayat devam ediyor, gidiyor. Ben Mesut Tuncay'ın annesiyim, Leyla Tuncay. 23 yıldır yorulmadım. Desem yoruldum yalandır. Koşturuyorum sevinçle. Sevinçle nasıl sevinçle? Elhamdülillah diyorum. Vallahi hayatımı nasıl anlatayım? Hayatım benim anam babam vardı. 4, 5, 6, 7 kardeşim vardı. Diyarbakır'ın yerlisiydiler. Çok temiz, çok iyi insanlar. Ama anam ben 14 yaşındaydım, anam öldü. 14 yaşında bir kızım. Erkek çok, ben kız olarak tektim. Güya kıymetliyim ya. 14 yaşındayım, anam öldü. Anam öldükten sonra Allah razı olsun babam yine evlendi. Bir yana getirdi. Bir zaman onunla uğraştık. Kader, Diyarbakır'ın usulü yani kaderimizdir. Ondan sonra işte kader diyelim, bunları yaşadık. Anam babam biri felç oldu, biri kanser oldu. Ben anama baktım, babama baktım, yani ben baktım. Abilerim beni başına koydular. Anamıza, babamıza bakmış, bizim bacımız başımızın tacıdır. Çağlayan restoran vardı Diyarbakır'da. Hacı Bekir'in, Hüldi Allah rahmet eylesin. Gittim orada kebapçılık yapıyordum. İşte orada nişanlandım, evlendim. Ondan sonra
Bir gün hatuna dedim, hatun dedim, hala böyle böyle bir tiken var. Adam da çok perişan durumdadır. Dedim, onunla ortak olmak için biraz para lazım. Dedim, bu altınları, yani bir kısmını versen de olur dedi. Hatunun bir kısım altınlarını sattık. O zamanın parası 7500 lira verdik ona. Onunla ortak olduk, işimiz iyiydi elhamdülillah. Çok şükür Allah verdi. Çalıştık işte. İskender Paşa Mahallesi'nde ev aldım. İşim iyiydi, düzenliydi. Öyle devam etti, gitti. Orayı da sattım, yani İstanbul'a geldim. İstanbul'da yerleştim. Sonra bazı olaylar oldu. Kavga, döküş. Kardeşimle, kayınlarımla arasında. Yani huzurum kaçtı. Ben İstanbul'dan gittim yani. Kardeşim öldürüldü. Kan davası derken ben aldım 5 çocuğu. Şu oğlum var ya 3 yaşındaydı. Şu an 26, 36 yaşında olan. Mesut da işte artık daha okula başlamamış yani. Bu o ikisi. Ben aldım bunları gittim Diyarbakır'a. 5 çocukla Diyarbakır'a gittim. Taziye'ye gittim. Bak onu unutmuyorum. Taziye'ye gittim. Taziye bitti. Bana dediler ki sen bu çocukları niye getirdin buraya? Gönder. Ben de kalktım işte çözüm buldum. Bir ev kiraladım. Mardın Kapı'da bir ev kiraladım. 1 lira, 1,5 liraya bir ev kiraladım. Bir oda, bir işte altada bir mutfak vardı. Orayı kiraladım. Orada oturduk. Bir dikiş makinesi aldım. İspahi denen bir yer vardı eskiden. Diyarbakır İspahi de ucuz. Şimdi bit pazarı diler burada. Hiç unutmuyorum. Gittim oraya da bir eski dikiş makinesi. Yani evimiz İstanbul'da. Ben Taziye'ye gitmişim. Ev böyle bırakmışım bu evi. Haber gelmiş kardeşin öldürülmüş. Ben almışım 5 çocuğumu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmişim. Orada da bakmışım ki o yalnız ölümü değil. Dünya yıkılmış. 2 aile birbirine düşman olmuş. Abilerime de görünemiyorum 5 çocukla işte bunları niye getirdin derken ben bir ev kiraladım onu hiç unutmuyorum. Bir ev kiraladım 1,5 milyara. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz gittim bir eski makine şeyden aldım. Evde burada var hala o makinemi saklıyorum onun şeyi var o benim hayatımı kurtarmış. Bak dikiş makinem var. Ben bir makine aldım ben dikişe başladım. Ev Mesut işte Uğur 3 yaşlarında Mesut 10'da hepsinin arası 2 yaştır. Hepsini 2. Ondan sonra başladım dikişe sonra o ev sahibi bize dedi çıkın. Kirayı da ödüyordum 1 lira, 1,5 lira. Ev sahibi geldi dedi çıkın dedi. Nereye çıkacağız derken 2-3 gün böyle geldi. Ya çıkın dedi evi şey yapıyorum yıkıyorum yıkacağım. Dedim tamam ev arıyorsun. Şimdi düşün bile şimdi kiracılara çok acırım çok yardım da ederim. Gördüm yaşadım ev bulamıyorum. Para yok, eşya yok ve komşularımız bize kilim getirdiler, döşek getirdiler, yorgan getirdiler. Öyle bir eve yani girdim ha. Ev sahibi gerçek evini yıkıyordu. Bir baktım ki üstte nasıl toprak ev zaten, toprak, ev toprak. Nasıl topraklar dökülüyor üstümüze. Bu ne dedim, çıktım ne oluyor? Dedi çıkmadınız dedi, biz de dedi mecburen evi yıkıyık dedi. Ne olacak? Babam dedim bekleyin bari. Benim evim vardı Diyarbakır'da. Hala duruyor. Hala bak burası da önemli. Bizim vardı evimiz. İskender Paşa diyorum ya burada. Evimiz vardı. Bu olaydan dolayı ben korkuyordum o evde oturayım. Düşmanlık olayından. Çocuklarım küçük. Kaynım katil ve yakalanmamış. Benim adam da burada zaten. O da kendinden korkuyor. Hani onun düşman sahibi olmuş.
Rebanem, ben de o eve gidip o evde tek başıma oturamıyorum. Kaynım katil ve 5 çocuğum vardır, bana bir zarar verir diye ben mecburen kirada oturuyorum. Ha o toprağı, evi yıkılmayı o saati hiç unutmuyorum. O günler çok zordu. Ama mecburen gittik benim çocuklarla beraber bir el arabası getirdik. Herimiz bir yastık, bir döşek aldık, gittik evimize. Dedik Allah ne yapmış olacak. Terziydim, dikiş dikerdim. Allah-u Teala da öyle bir verdi ki yani millet sıra bekliyordu yani. Bir elbise benim yanımda 3 ay kalıyordu, yetişemiyordum, dikemiyordum. Para Allah verdi bana. Dikiş diktim, 5 çocuğum büyüttüm. Lise derken işte daha ilkokuldan düşün, kimlik yok. Hani babalar olmadığı için kimlik yoktu. Çıkarmamıştık, ha ayrıydık. O zamandan sonra ben lise 1'e Mesut başladı. A Mesut'umu aldım buraya geldim. İşte o arayı düşün sen artık. O ara nasıl geçti? Ama hep ben Allah'a biliyorum her şey Allah'ın emriyledir. Allah'ın emri olmasaydı bunları ben yaşamazdım. E madem Allah-u Teala bunları benim kaderimde yazmışsa ben de bunları güzel güzel emrini kabul ederek yaşadım. Ondan öncesi Mesut daha 17 yaşındaydı ki bir yaş ben onu büyük yürümüştüm yanlışlıkla. İkisini de. İki oğlumun kimlikleri yoktu. Yoktu okula başlayana kadar kimlikleri yoktu. İkisinin kimliğini aynı gün gittim çıkardım. Yazdım işte bu tarih bu tarih. Eve geldim ikisini de birer yaş büyük yürümüşler. O bir yaş oğlanın hayatına mal oldu. Hani 17 yaşındaydı, kimlikte 18 göründü. Okula başladılar iki kardeş. Ondan sonra gel gelelim derken Mesut'umuz Kur'an'a gidiyor, Ziya Gökalp Lisesi'ne gidiyor, işte camiye gidiyor. Süper çocuk, süper. Gece sabaha kadar yatmıyor, anne ezan okunursa duymam, camiye gideceğim. Ondan sonra cami, ben de seviniyorum. Okuldan geliyor diyorum Mesut, önce git camiye namazını kıl. Evimiz de cami de yan yana. İskenderpaşa Mahallesi, Diyarbakır'da. İskender Paşa Mahallesi camisi burada, bizim evimiz burada. Diyorum Mesut, önce git namazını kıl, sonra gel. Neyse okulda artık kavgalar, olaylar işte o zamanki aralarında oldu. Okula gittim, hiç unutmuyorum. Okullarda da polisler var kapıda. Teyze dedi bu oğlunu götür buradan. Nice Mesutlar burada yok oldu. Yazıktır dedi. Çok temiz bir çocuktur dedi. Benim bir oğlum da onun büyük abisi vardı. O da işte okulda. Aynı lisede. Dedi bak ona bir şey demiyoruz. O, ama bu dedi çok çok temiz dedi. Güzel dedi. Yazık dedi. Bu biraz dedi. Bunun etrafında dedi bunları yok etmeye çalışan bir kesim var. Ben de aldım çoluk çocuğumu topladım geldim İstanbul'a. Okuldan aldım İstanbul'a geldim. Ama takdir ilahi işte ara ara gittik geldik memleketimizdir arkadaşlarla. Sonradan tekrar o bir 15 günlüğüne gittik. Dedi anne ben de camiye gideceğim abdest alacağım. Camiyi ben de seviyorum bekledim sonradan. Yok. Aradım bir ay ben bir yer bırakmadım. Yok, Mesut yok. Yer yarıldı içine girdi. Ben geldim, yoruldum Diyarbakır'da.
karakollara gidiyorum yok, arkadaşlarına gidiyorum yok. Geldim buraya neyse, abim bana telefon açtı. Leyla dedi ki, Mesut yakalanmış Diyarbakır'da 3. koğuşta, 3 mü 29 mu ona. Ben o gece bindim gittim. Gittim Diyarbakır'a, Mesut'un cezaevine gittim ki cam Mesut'u gördüm. Nasıl gördüm, böyle var ya, böyle bir iğne bir iplik, sade beyaz damarlar. Mesut dedim, ne oldu? Yok ana dedim, bak hiçbir şey var. Bende izmiz yok dedi, bir şey yok, var bir şey. Dedi baba, bizi aldılar götürdüler, gözümüzü kapattılar. Ondan sonra bizi bir yere götürdüler. Saatte bir sefer götürdüler, dayak atardılar, kendimizden geçerdik. Ayağımızdan tutup getirdiler, bir de bir bardak su, bu kadar da ekmek. Yani ölmemek için 24 saatte. Diyor böyle, illa bunları kabul edeceksiniz. Falan 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 yerde bu işleri biz yapmıştık. Diyor biz kabul etmedik. Böyle saatte bir bizi götürdüler, bayılana kadar dökildiler. Ondan sonra getirdiler, bırakıldılar, uyanıydık deyip bizi gene götürdüler. Yani saatte bir. Ondan sonra en sonunda gözümüzü bağladılar diye artık öyle olduk ki düştük yani. İmza attırdılar bize. Olsun olsun dedim, saksın ya, buradasın ya, seni gördüm ya dedim. Ondan sonra Ali Ehsan diye, o da bak şimdi bilir, Ali Ehsan Baran, çok temiz çocuk. O da dedi ki, Leyla teyze git anama haber ver dedi. Ben buradayım. Gittim anasına, anası babası yaşlı, benden çok yaşlıydılar mahallemizin yaşlıları. Ana baba nasıl ağlıyor, taziye kurmuşlar. Hırdır ne olmuş, Ali Ehsan yoktur. Biz dedi bir ay, bir ay daha fazla bir şey dedi. Biz Ali Ehsan'ı Diyarbakır'da öldürmüşler dedi. Çok insan öldürdüler, Mardın Kapı'da öldürdüler, attılar. Yani onları duyduk zaten, yok bulduğumuza sevindik yani, cezaevine sevindik. Dedi ki Ali Ehsan yoktur dedi, öldürmüşler. Bir yerde ben dedim ki, baktım ağlıyorlar dedim, ben şimdi Ali Ehsan'ın yanından geleyim. Biz yine tebi hayır be, biz yine tebi hayır, kalktılar. Nasıl dedim, cezaevindedir. Mesut'la beraber içerideydi. E sen nereden duydun, biz o kadar arıyor duyma. Benim abimi de Mesut diyor, Mesut'a nerede kalıyorsun? Mesut diyor ki, abimgilde, daimlerde kalıyorum. Gerçek abimgilde bir iki gece yatmış. Buradan gitmiş ha Mesut. Yani evet, daha ben onu aldım, buraya kaçırdım güye, kendime göre. Ondan sonra daimlerde kalıyorum. Gelirler dayımı da, abimin de gözünü bağlılar, abimi de götürürler, gözaltına alırlar. Abim de 75 yaşlarında o zaman. 3 gün polisler abimin evinde, sabah biri gidiyor, gece öbürü geliyor, nöbet bekliler. Bu eve kim gidiyor geleyim. 3 gün abim cezaevinde gözaltında kalıyor, evinde de polisler nöbet tutuyor. Yengem diyor ki, ben diyorum ki hamur yoğurmuşuz, ben fırına götürürüm. Yok, götürmeyeceksin. Yolda birilerle konuşursun, ne olur ne olmaz. Bırakmıyorlar. O evin halkı öyle içeride, abim gözaltında. Abim çıktıktan sonra ve bunu bana telefon açtı ki, Mesut cezaevindedir. İşte ben çıktım, o oradadır. Ben öyle Mesut'u buldum.
Ondan sonra dedim elhamdülillah dedim oğlum dedim sen üzülme biz üzülme. Ana dedi işte vallahi billahi dedi hiçbir şey yapmadık dedi zaten biz çıkacağız dedi. Bize dediler imzalayın gözümüz bağlıydı dedi. Dedi imzalayın dedi biz imzalamaydık dedi artık işkence dayak dedi. Dediler zaten bu sayılmaz imzalayın mahkemeye çıktığınız zaman zaten bu geçerli değil. Diyor biz orada ne var bilmiyoruz ha. İşte Diyarbakır'da bir dükkan yanmış, onu ben yaptım. Aynen öyle. O dükkanı ben yaptım. O dükkanın içine silah var, evet o benimdir. Ki o silah yakalandı ki kesin o silahla bunların işi yok. Ondan sonra neyse dedik ki artık kurtulursunuz. Allah büyüktür, Allah büyüktür. 10 sene mahkemesi. 17 yaşındaydı, 23 sene de içeridedir. Eti 40. Görmediği eziyetleri gördüler. Dayakla, şunla, bununla. Çocuklar mahvoldu gitti yani. Neyse hiç üzülmüyoruz diyoruz elhamdülillah sağdır. Çok kişiyi ölü buldular. Bari bunlar sağdır. Biz bunların görüşüne gidiyoruz. Ve biliyoruz temiz bir şey, kötü bir şey yapmamışlar. Ondan sonra neyse ondan tekrar Elazığ'a verdiler. Elazığ'tan yine Diyarbakır'a. Diyarbakır'dan bir gün telefon açtı. Ana dedi, sana bir müjdem var dedi. Ben de dedim, ha sizi bırakırlar dedi. Yok yok sürgün ediler dedi bizi. Sürgün ediler dedi. Bizi şeye sürgün ediler. Sivas'a. Olsun dedim, bize iki saat daha yakındır dedim. Neyse Sivas'a gideriz. Ben gittim, kimse gelemedi. Sivas'a buradan biniyorum. Sabah erken 6-7'de iniyorum Sivas. Nereye gideceksin? Tanıdığın yok, evin yok, bildiğin yok. O otogarda bekliyorsun, araba çalışmıyor ki cezaevine gideyim. Otogarda, Diyarbakır yine servis dernek gönderiyordu. Buradan yok bir şansın. Ondan sonra otogarda bekliyorum, görüşe, araba servisler başlıyor, ona biniyorum, görüşe gidiyorum. Neyse bir saat. Bir saat görüyorum. 2 sene Sivas'a gittim geldim. Sivas'tan tekrar aradı. Ana dedi, bizi Bayburt'a verdiler. Olsun dedim oğlum sen neredesin ben oradayım dedim. Sen Allah yolundasın ben de senin yolundayım. Sonra ailem benimle barıştı. Sen bu kadar dedi. Biz bu kadar çektiğini bilmedik. Abim benimle helallik aldı. Hatta bana çok iyi bir iyilik yaptı. Dedi ki ben senin bu kadar ezildiğini, bizim kardeşimiz öldü dedi ama sen dedi sen bittin. Beni helal etti, bana yardım etti. Hatta bana bir mirastan verdi. Yani kıza vermezler ki. Bu durumda hiç vermezler düşman çocuklarına. Ama abim yine bana verdi bir mirasan. Ben burayı elhamdülillah çok şükür buraya yatırdım. Ve ben gidende işte bana diyorlar sen İstanbul'dan geldin yorgunsun. Diyordum yok valla ben zannediyorum ben uçakla yeni bindim yeni indim. Hem bir amacım var biliyorum ki ama Bingöl'e giderken o zaman çok yoruluyorduk. O bize aramaları, o soğukta bekletmeleri, burada bekleyin, biraz yanımıza yiyecek alıyorduk. İşte o bir yetmiyor, gidiyor cezaevin kapısında saatlerce bekliyorduk. Hepsi bir saat. Ondan sonra Allah razı olsun Müslümandan gelip bizi alıp evine götürdüler, misafir edildiler. Onlar da yani kimi içerideki olanların aileleri. Bazen de etmediler o karda, o kışta, o yolda tekrar geri dönüydük, Diyarbakır'a geliydik. Ama en çok yol zahmetini, Mesut üzülmesin, duymasın da Sivas'ta çektim.
Sivas'ta gidecek yerim yok, otel bilmiyorum. Gece araba beni diyelim ki 5'te indiriyor otogara Sivas'a. 5'ten araba da yok, gidip cezaevin kapısında bekleyeyim ki. Nerede bekleyeceksin cezaevin kapısında? Sivas'ın soğuğu. Bize ceza verenler dedi, bu divarın arkasındadırlar. Onlar da hapistedirler, hakimler. Ondan sonra hepsi onlar da içeridedirler. Şimdi biz ne istiyor? Çocukların yeniden bir mahkeme olmalarını istiyor yani. Yeniden bir mahkeme olsun. Zaten suçsuzdurlar. Suçları varsa zaten ortada. Yoksa da ortada yani. Bir mahkeme olsunlar, hiç olmazsa belki Allah eli kapıyı açar onlara. Bunlar yeniden yargılansınlar. Ki görecekler yani dosyalarındaki isimler, onların dosyasında diyelim ki hakim, savcı, cezayı veren isimler şu an hepsi içeride. Mesut diyor ki, ana bak ha, o kapının arkasındadırlar ha. Diyor, biz gördük, bize cezamızı veren, kesen. Şimdi diyor, onlar da orada değil mi oğlum? Onlarla işimiz yok dedim. Allah sizi kurtarsın. Cezaevinde bana diyorlar ki, senin oğlunu evlendireceğiz. Diyordum yok. Benim oğlumun 5 senesi var. Evlensin ama bizim evimiz İstanbul'da. Bizim evimiz Diyarbakır'da olsa evlensin. Haftada bir görüşüne gider. Ayda bir görüşüne gider. Ama İstanbul'dan bu kız nasıl gelsin Diyarbakır'a gelsin? Her ay her hafta gelemez. Olmaz diyordum. Kader dedi, sen olmaz diyorsun ama olacak. Hemen bir güzel benim kızın arkadaşlarıyla, tavsiyesiyle bunlar telefonla, mektupla birbirine anlaştılar. O kadar bir güzel anlaştılar ki ben durdum böyle uzaktan baktım. Dedim sen 30 yaşında, o 40 yaşında, bana bir şey düşmüyor. Siz anlaştıktan sonra bitti dedim. Allah bitirdiyse, yazmışsa olur. Şimdi gittik nişan taktık 15 gün önce. Bu ayın 7'sine de resmi nikahları kıyılıyor. Ayın 7'sinde cezaevinde resmi nikah vardır inşallah. Ondan sonra da düğünümüzü Diyarbakır'da yapacağız inşallah.
şimdi saraydadır. Gerçek Allah'ın sarayındadır. Oğlum Yusuf Aleyhisselam'ın sarayındadır. Zindan değil onun için. Ben biliyorum ki benim oğlum hiçbir suç işlemedi. İşleyecek yaşta değildi ha. Okul, çanta, cami, Kur'an. Dediğin gibi zindan değil, saraydır onlar için. Gerçekten gidiyorum. O diyor, ana diyor, benim arkadaşlarım diyorlar ki bizim analarımız geli, sarılı, ağlı, laveme, kurban asar etme, desen gelirsen böyle. Ne? Oğlum dedim, ben biliyorum Allah-u Teala'nın emriyle sen buraya gelmişsin. Sen bir şey, kötü bir şey de yapmamışsın. Biliyorum katil de değilsin, biliyorum ki değilsin. Ben niye yıkılayım, üzüleyim yani? Ben seninle burada mutlu oluyorum yani, huzur duyuyorum. Allah'a şükür Allah onları çıkarır. Yusuf Aleyhisselam'ı nasıl zindandan çıkardı? Ve ya haşa yani yanlış yapmamıştı ama o suçla suçlandı ve zindana atıldı ve sonra da çıktı. Mısır'a ne oldu? Sultan oldu. Mısır'a sultan oldu. Bizimkiler de öyle olacak. Bizim bir mesut değil, bütün mesutlar öyle olacak. Gerçek gidiyorsun o sahabeler gibi onlara bakıyorsun var ya, hepsi sahabeler gibi ya, tertemiz, pırıl pırıl. O konuşmalarına bile, ben bu oğlumla bir cezaevine gittim, açık görüşe gittim bu oğlum, 10 sene oldu, 23 sene yani o yoldayız. Bu oğlum dedi ki, çok beni etkilemişti, ana dedi, keşke beni içeri alsalar, ben içeride bunlarla yaşasam, bak. İstanbul'da yaşadığı halde, İstanbul'da el bebek, gül bebek, son bir çocuğumuzdur, başımıza koyuyoruz. Dedi anne, keşke dedi, bak hele dedi bunlara, hepsi dedi ne kadar pırıl pırıl, tertemiz konuşmaları. Dedi keşke beni içeri alsalar dedi, ben de burada bunlarla yaşasam. Dedim ben ne yapacağım? Aynen öyle. Bir sen kaldın dedim. Öyle yani, ben onlar, sen dedin ya saraydaymış, evet benim için Allah'ın güzel yerindedirler, Beytullah'tadırlar. Ama bir tek isteğim vardır, vaadimdir. Mesut çıkar çıkmaz inşallah onu, hanımını alıp ömreye gideceğiz. İnşallah, inşallah. Oğlum kaybettiğim zaman dedim Allah'ım, hadi diyelim ki onu dediler ki işte kandırdılar, işte dediler şöyledir çocuktu. Ama sen bunu yani buradan, bu nasıl yani, 23 gün hastane kapısında bekledim, 23 gün iyileşecek. Benim kanaması zaten hiç düzelmedi. Orada tabii ki hastane kapısında, bu da cezaevi değil, diyeyim ki Mesut, keşke gitmeseydi camiye. Keşke, yok yani. Ben de tabii ki dua ediyorum, okuyorum. Allah'ım diyorum, kurtar diyorum ama. Ama diyorum ha, ya Rabbi, şifayı ver ya Rabbi. Beni bırakma burada böyle. Ondan sonra onun bilgi de zaten, onun bilgi de kaybolmuştu o ara. Mesut da cezaevinde. O da zaten ölüm döşeğinde. O zaman çok bir köşede ağladım ve tabii yine tam ağlayacağım, isyan edeceğim ki Allah'ım bana da burada sabırdan başka bir şey düşmez. Yazı bu, kader bu yani, bu yazılmış. Ben bunu da göreceğim dedim. Siz bilmiyorsunuz ki dedim, ben daha neler atlatmışım takdiriyle. Allah ona da rahmet etsin inşallah. Çok konuştum. Dediğim gibi ben ömrüm dikiş dikmekle geçtiği zaman ben kitap okuyamıyordum. Çok da meraklıydım. Hiç okula da gitmemişim. Ama Kur'an öğrenmeye gittiğim için Kur'an öğrenirken Türkçeyi de öğrenmişim meğer o arada. Ama hiç böyle bir kitap, beş çocuk var, dikiş var, işte havludur budur, ben kitap öğrenmeye zamanım olmadı. Ben İstanbul'a geldikten sonra işte artık yavaş yavaş merdivenleri çıktıktan sonra rahata kavuştuğuna başladım kitap almaya.
kitap hevesi bende kalmış ya. Nerede bir kitap gördüm, nerede fuar gördüm gittim. Dini kitapları aldım. Mesela şunu okudum, Kalplerin Keşfi. Bunları okudukça daha da böyle biraz hayata güzel bakmaya başladım. Bu kitapları öyle aldım, merak ettim, aldım. Okuyabildiğim kadar okuyorum. Biri de istediği zaman onlara veriyorum. Televizyonda bir reklam görünce hemen telefon açıyorum, kitaplar geliyor. Hepsini okuyabiliyorum dese zamanım yok. Zamanım olsa okuyacağım. Ama elhamdülillah kitaplar insanı aydınlatıyor yani. Hele illa İmam Gazali'nin kitabı.